Arkadaşlar biz evimize geldik. Bir bu kadar daha başka bir yerde vardı. Sepet vardı, buzluğa yerleştirdim. Eşyalar şimdilik burada dursun. Murat hemen gitti bir market alışverişi yaptı geldi. Daha eşyaları falan hiç ellemedim. Böyle ekmek almış. Ondan sonra 110 liralık bir market alışverişi yapmış. Tost peyniri almış böyle aknazın. Ondan sonra meyve sepeti diyor. Böyle bir dondurma almış. Sonra tavuk döner almış. Döner ekmek yapacağız evde. Yani aperatif yiyelim dedik. İlk günden pazar alışverişi falan yapmadık. Böyle de ekler almış. Ondan sonra böyle de cipsler almış. Evet dedi bu kadar şuncacık şey 110 lira tuttu dedi. Ben de erkenden çayı koydum. Bir de gazoz almış burada var. Şimdi bunları yerleştireyim. Sonra yemek için hemen hazırlıklara başlayalım bakalım. Şimdi buzluğu yerleştirdim. Burada buzluğa girecek hiçbir şey yok. O yüzden ben bunları sonra yavaş yavaş halledeceğim. Kendim bunlar değil çocuğun çantasıyla Ali'nin çantasını falan onları hazırlayayım edeyim dedim. Kalemlerini, defterlerini hazırlayayım. Hiç bunlara bir girişirsen ben çıkamam işin içinden. Yarın Ali okuldayken, Zeynep de uyuyorken aheste aheste her şeyin düzenini yaparım. Geldiğim gibi çiçekleri falan suladım. Bahçede çiçekler, kaktüsler vardı. Hemen ayarlayalım bakalım. Makarna yapacaktım aslında ama daha yeni makarna yedik. O yüzden Murat dedi böyle döner alayım da dedi. Tavuk döner yapalım dedi. Taze de ekmek almış. Şunlar dolaba girecek. Buzdolabına. Artık film keyifleri başlayacak. Akşam çaycık. İnternetten filmler, diziler izlemeye başlarız bakalım. Şunu da dolaba, buzluğa kaldıralım. Evet, tavuk dönerleri koydum tavaya. Şöyle birazcık ısıtıyoruz. Bunları da komşumuz verdi. Tam gider ayak böyle bahçesinden toplamış. Nektarı ve armut bahçesi var. Böyle bir poşet dolusu vermiş bize sağ olsun. Ben de onları tepsiye dizdim şimdi böyle. Evi bir düzene koyunca buzdolabına yerleştireceğim ve bir buzdolaplarını falan sileceğim diye tepsiye koydum şimdi. Balkondaki masanın üzerine koyarım burada. Dursun şimdi burada. Bakın. Bunları da suladım geldiğim gibi. Kaktüs zaten suyu pek fazla sevmediği için dayanıyor. Da şurada bir çiçek vardı, o gitmiş. Bir de limonumuz gitmiş burada. Ya cam balkon yapılınca işte havasız kaldı ya. O yüzden. Nereye? Geçirmiş eti. Üstüne doldurmuş arabasını, bebek ayıcık geziyor. Şuna bak, fıttırı fıttırı geziyor. Fıttırı fıttırı geziyor. Ay. Arkadaşlar yemeklerimizi yedik. Şimdi etiket hazırlıyorum. Hazır etiket alamadık kırtasiyeye gitmediğimiz için. Ben de böyle kendim yazıyorum ve bantlıyorum. Uğraştırıcı oluyor ama bayağı da sağlam oluyor. Yaptığımı koydum böyle. Şöyle göstereyim sizlere de. Zeynep de hiç izin vermiyor. Zeynep'le de zor oluyor. Şimdi sınıfında Merhaba. başka Emir Ali Anne. daha var. Emir Ali'nin soyadıyla birlikte Baba. yazınca çok uzun oluyor. Sığmıyor. O yüzden ben Ali Kuzu Ali Kuzu diye yazdım böyle. Buraya önce bir yazdım. Soyadını da yazınca çok uzun oluyor. O yüzden Ali Kuzu diye böyle etiketlerini hazırlıyorum. Böyle şu düz renkleri ayarlıyorum. Şunları almıştım daha önce. Carrefour'dan almıştık. Orada kırtasiye ürünleri standı kurulmuştu. Eksiklerinin bir kısmı var. Eksik olanları da biz hafta içi tamamlayacağız bakalım. 2:30'da okuldan çıkıyor nasılsa. Ondan sonra gideriz alırız diğer kalan eksikleri de. Beslenme çantası falan lazım işte. Onlar falan yok.
Başka gene bir şeyler alacağız. Çantası burada. Çantası zaten geçen sene hiç kullanılmadı. Yepyeni duruyor. Çok güzel çantası. Şöyle yapıyorum. Şu kırmızı kurşun kalem, bu küçükleri de koyuyorum böyle. Kurşun kalem, kuru boya, hepsini etiketlendiriyoruz bakalım. Bütün kalemleri döktük meydana. Günaydın. Biz saat 8'de uyandık, hazırlandık ve hep birlikte okula gidiyoruz. Ali heyecanlı ve mutlu. Her şeyini hazırladık. Aliş, çok heyecanlısın değil mi? Evet. Hadi bakalım. Bu da zor kalktı uykudan. Ali'yi okula bıraktık, geldik, kahvaltımızı da yaptık. Hemen şimdi ne yapıyoruz? Temizliğe başlıyoruz. Arka odalardan başlıyoruz. Salona doğru yavaş yavaş geliyoruz. Murat hatta süpürgeyi açtı bile. Ben de şimdi mutfağa gireyim. Mutfaktan bir başlayayım, toparlayayım. Yavaş yavaş parça parça yapacağız bakalım. Camları, kapıları, her yeri açtık. Güzel bir havalansın ev. Çantaların bir kısmını yerleştirdik, bir kısmı gene kaldı. Bunları falan da ayıklayacağım. Kaldıracağım bakalım bir kısmını. Hadi bize kolay gelsin. Evet, önce mutfak dolaplarından başladım ben yerleştirmeye. Çantadan çıkanları falan dolduruyorum. İlaçları falan ayırıyorum. Diğer evden getirdiğim ilaçlar vardı. Buzdolabına kaldırılacakları ayıklıyorum işte. Bir de bunları yerlerine döktüm. Bu basmat pirinçe çok güzeldi arkadaşlar. Çok memnun kaldık, beğendik. Hepimiz, Murat da, Ali de, ben de. Tane tane oluyor pilavı. Bim'den almıştık. Fırsat ürünü olarak gelmişti ama bunu nerede bulurum bir daha bilmiyorum. İnternetten falan güvenip de alamam. Lezzeti efsane böyle markası. Kırmızı paket. Bulursam alacağım gene birkaç paket. Çünkü çok güzel oluyordu pilavı. Hem de böyle kokusu falan da yok böyle kötü. Biz hep alışmışız şimdi baldo pirince. Ama bu da çok güzeldi. Tavsiye ederim yani. Paketleri doldururken göstereyim dedim size de. Markasını. Belki alır denersiniz siz de. Evet arkadaşlar, süpürgeyi Murat şimdi kapattı. Ben de mutfağı toparladım. Bitti. Şimdi balkonları da yaptı. Akşam yemeği için de bir yandan hazırlık yapıyorum. Et koydum tencereye. Pişsin. Patates yemeği yapacağız. Evet, sulu bir tencere yemeği yapacağız. Masayı da çektik buradan. Şu tarafa aldık eski yerine. Şöyle köşeye aldım şimdilik. Her şey silkelendi. Toparlandı. Burası alan açıldı. Bu limon da kurumuş. Suladık ama kendine gelecek gibi değil. Atacağız. Şimdi ben de hemen bütün evi Silva Mop'la silip, toz alıp silip ondan sonra temizliği bitiriyorum. Bakalım. Efendim? Arkadaşlar, temizliğimiz bitti çok şükür. Ali'nin okuldan çıkma saatine kadar resmen temizlik yaptık. Bir iki bölüm dizi izledik kahvaltı yaparken, o da 9'da bıraktık geldik ya, 9.30'da evdeydik işte. Sonra kahvaltı yaparken hemen oturduk burada dizi izledik. Ondan sonra bir kalkış o kalkış, yani bu saate oldu. Murat şimdi Ali'yi okuldan almaya gitti. O kadar tozlanmış ki bu TV dolabı, televizyon. Bütün koltukların altı, her yer silindi, temizlendi. Camlar ve dolap içi düzenleri kaldı. Arka odalarda o kadar. Bak, dolaplarını da elden geçirdim. Şimdi de mutfağa giriyorum. Şurada gece perdesi takılı olduğu için içeriler böyle karanlık oluyor. Ama ben de içeride rahat gezinebilmek, dolaşabilmek için işte. Yansıma yapıyor böyle. Işık içeride yakılmadığı sürece böyle. Akşamları ancak çok bariz bir şekilde belli olur. Gündüz pek fazla belli olmuyor ama ben gene de böyle daha rahat hissediyorum kendimi. O yüzden çekiyorum bu perdeyi. Şimdi ne yapıyorum? Patates yemeği yapacağımı zaten söylemiştim.
Böyle 4-5 tane patatesi soydum güzelce. Bir tane de kuru soğan, etim de pişti. Kuşacık oldu, lokum gibi birazcık böyle sulu. Şimdi hemen yemeğimizi yapalım. Eti şöyle bir borcamın içine aldım. Evet, tencereden süzdürmüştüm zaten eti borcamı. Şimdi bir çalkaladım. Soğanları attım tencereye. Şimdi biraz şöyle zeytinyağı gezdirelim. Evet, güzelce patatesleri de attım, kavurdum. Sarımsağı da patatesle birlikte attım. Şimdi eti ve et suyunu döküyoruz. Evet anne. Evet. Arkaya otur. Ha, arkaya otur. Evet. Arkaya otur. Evet. Ön koltuğu istiyorsun ya. Evet. Benim bu yeş. Evet. Nereye oturacaksın? Arka. Arka koltuğa. Evet. Yoksa ne olur? Bu yeş. Polis gelir, değil mi? Evet. Evet. Ama bunu amca. Polis amca. Evet. Evet. Amcam bu yeş. Polis amca, evet. Nereden biliyorsun sen onu? Geldi. Nereye geldi polis? Geldim. Burada Ha, polis. polis. Bak, bu amca polis. Evet. Bu abisi Evet annem. ütü tütü. Evet. Bu arısı bak bu. Polis. Evet kızım gel. Evet Evet. suyunu da koyduk. Biraz kaynamaya başlasın, sonra da tuzunu ekleyeceğiz. Patates yemeğinin yanına bir de bulgur pilavı yapayım dedim arkadaşlar. Şöyle domatesli. Kapattık kapağın altında kısalım. Patates yemeğinin de tuzunu ekleyelim. Evet, baharatlarını da ekledim. Şimdi altı kısık bir şekilde biraz daha dursun. Sonra altını kapatacağım bakalım. Şimdi Murat'ın birazcık içi kıyılmış. O yüzden kahve hazırladım. Yana da gofret koydum böyle. Zeynep de uyuyor. Şöyle sessiz sakince ne?
Bir mola verelim bakalım. Tam çekmeceleri düzenliyordum. Şurada eşarp çal çekmecemi Murat aradı. Bu evde çamaşırlık yok ya arkadaşlar. Çamaşır askısı almaya gidiyoruz bakalım. Birlikte gideceğiz şimdi. Aslında şuraya o aparatlardan taktırmak istiyordum. Hani çamaşır telleri oluyor ya. Şuradan şu kolana kadar böyle. Ama yarın öbür gün dolap yaptırırsam onu iptal etmek zorunda kalacağım ve diğer taraflarda hiçbir yere takamayacağım. O yüzden gene çamaşır askısı alacağız bakalım. En azından istediğim köşeye koyabilirim onu diye düşündüm. Mutfak tarafına koyarım, salon tarafına, bu kısma koyarım, açarım. Bizim yazlıktaki kırılmıştı. Mavi turkuazda ben A101'den almıştım. Onu o tarafa götürdüm. Şimdi buraya mecbur bir tane alacağız bakalım. Kurutma makinesi alacağız ama yine güneşli havalarda ben açarım. Çarşafları falan sererim üzerine. Belli olmaz yani. Bir tane bulunsun yani. Murat dedi makine alacağız. Ne gerek var dedi ama yine burada arkadaşlar akşam güneş vuruyor. Anında kuruyor çamaşırlar 20 dakikaya. Kışın bir zahmeti zorluğu olacak bize. Kısa programda 2-3 parça bir şeyler döndürdüğüm oluyor. O yüzden bir tane alalım dedim. Şimdi hazırlanıp hemen çıkıyoruz bakalım. Artık yerleştirme işini de sonra yapacağım. Hemen Zeynep'i giydireyim. Biz gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım yürü. Koş arabaya. Koş babaya. Gel bakalım. Bebeğini bırak arabada. He? Evet. Her yeri gezdik ettik arkadaşlar. En son arabanın yanında burada şok vardı. Arabaya gidiyorduk yani. Şok markete bir bakayım dedim. Kapı girişinde bir sürü buldum. Bakır renkte 85 lira. 150-180 lira her yerde. Benim zaten kullandığım bundandı. Bunu alacağız bakalım. Tek renk böyle. Hepsi bakır renk. Burada da 10 gözlü kitaplık varmış 170 liraya. Bu da güzelmiş. Kitaplarını koymaya Ali'nin. Arkada salıncak var. Evet. Aa, seninkinden aynısı bak. Ya. Aynısı evde var. Koy hadi. Ay iyi oldu vallahi bulduğumuz. İki katını verecektik. Nasıl gördün mü? Şey varmış burada Erpeş, iki paket alıp buzluğa atsak mı ki ya? Olur. Güzel oluyor ya. Evet hadi alalım, onu da bulamıyoruz bizim orada. Geldiği gibi anında satılıyor. Bakayım. Ha. Anne. Murat çok seviyor. Çok ihtiyacı var mı bak arkasından şey gibi. Ha, bakalım bir. Şöyle bir göz gezdirelim bakalım. Çizgili defter ve büyük boy kareli defter istemiş öğretmen. Evde bizim olanlar hep küçük küçük. Bunlardan almıştım ben zamanla. Birinci sınıfta hadi kullanıldı ama şimdi ikinci sınıftan itibaren büyük istiyor. 60 yaprak diyor. Burada da 72 yaprak varmış. Alayım. Hem Türkçe defteri hem matematik defteri olarak alıvereyim. Bizim aşağıdaki şeyde markette hiç inip de bakma fırsatım olmadı bunlara. Valla burada şimdi denk geldik. Hem de dolu dolu. Seçilmemiş de pek fazla ürün. Alayım bari buradan. Eksikleri. Aklımdaydı zaten. Kırtasiye. Kitaplarını falan vermişler. Bakacağız şimdi. Şeffaf kap. İsteyen kaplasın, isteyen etiket yapıştırsın dedi öğretmeni. Nasıl geri dönüşüme gidecek ya seni. O yüzden ben sadece etiket yapıştıracağım. Evet annem. Ali etiket de alalım. Evde var ama az kaldı. Gel etiket seç bakalım. Bak bunlar da güzel. Bak bir sürü etiket falan var. Biz eve geldik. Şöyle fıstıklı baklava aldım Murat. Çamaşırlığımızı da birazdan açacağız bakalım nasılmış. Makineye bir çamaşır atayım. Sonra gelip hemen açalım bakalım. Makine sıkıyor arkadaşlar.
Murat da çamaşırlığı açıyor bakalım. Bizim yazlıktakinin aynısı. Onun yanında böyle aparatları vardı. Plastik parçaları hatırlıyor musun? Başına takılıyordu. Bunda da varmışlar. Onlar ne? Onlar ne aparatı acaba? Ha, kilitlemek için mi acaba, hani şey yapmasın diye? Ne bileyim. Rengi güzel bence, sence? Güzel. Siyah, gold. Biz bugün bunun tartışmasını yaşadık arkadaşlar. Evet. Kurutma makinesi almayı düşünüyoruz. Emine dedim, kurutma makinesi almayacağız mı dedim. Ne yapacağım dedim bu çamaşırlı. O da diyor ki güneşli havalarda makineyi mi kullanacağız diyor. Arada. Aynen. 2 saate kadar kurutma yapılıyormuş. Ben şimdi internette takip ettiğim kişiler güneşli havalarda pek fazla çalıştırmıyoruz diyorlar. Güneşte kuruması daha sağlıklı diyorlar. Ama tozu havada topladığı için çok güzelmiş kurutma makinesi de. Hepimiz de alerjiyiz. Olsun, zaten yazlıktakini de telle tutturduk. Birkaç sene dayanıyor valla. Benim ilki güzeldi. O Bernardo'dan da 10 sene gitti neredeyse, değil mi Murat? O bayağı sağlam, güzel. O çok sağlamdı ama sonra aldıklarımız böyle bunun kadar sağlam çıkmadı. O Bernardo'daki kadar sağlam çıkmadı. Açalım, kuralım bakalım. Akşam bir güzel güneş vuruyor çünkü saat 4-5 gibi. Direkt açarım buraya. Vallahi camları da açarım. Anında kurur. Bir de hep böyle 2-3 parça yıkadığım şeyler oluyor. Hep sandalye üstüne, sandalye üstüne. Nereye kadar? Aa, değişik. Aynen. Plastik halka yapmışlar bak. Ha. Bu aparattan ne işe yarayacak? Ne bileyim, bu aparatlarını anlayamadım. Çamaşır, şey, mandallık asmak için mi acaba? He, mandal sepetini asmak için mi? Bakalım, burada gözüküyordur. Gözükmüyor. Bilmiyorum ki, resimde de hiç yok o aparat. Ben de anlamadım vallahi. Şımgaya baktık. Şımgada da çok pahalı fiyatlar. Bir de başka bir dükkana 150-180. Evet, yapma bir daha kızım. Siz söyleyin adına. İnternetten baktım. İnternette de çok pahalı. 200 liraya bile var böyle. Dar böyle kat kat kademeli olanlar var ama bu böyle enlemesine geniş olduğu için çarşaf falan da buna rahat asıyorum. Zeynep, koş eteğini al kızım oradan. Niye oraya attın eteğini? Herhalde buralara takılacak ama. Neyse, olsun ya. O aparat çok da bir önemi yoktur herhalde. Şansımıza bir sürü de vardı Şok'ta ya. Değil mi Murat? 80 liraya. Bak orada eteğin. Babanın arkasına eteğini atmışsın. Koş. Koş, al bakalım. Niye takıyorsak bunu? Takma takma. Zaten çamaşır bitti mi ben onu şey yaparım. Takacağım. Ayaklarında bir dengesizlik var ama. Farkında mısın? O zaman ayağa takılıyor. Baksana, sallanıyor. Çok ilginç. Bak bak nasıl sallanıyor. Beşik gibi. Ayağa mı takılıyor kızım bunlar acaba? Ya da o plastikler yere doğru dönüyor. Ayaktaki plastikler. Niye havaya dönmüş ki onlar? Bak, yukarıya doğru dönmüş. Dur bakayım kızım. Bence bunlar böyle. He, böyle, evet. Ay dur bakayım. Aç çıktı. Bırak bırak. Aman valla, bir çamaşırlık kuracağız. Bak burada iddia bak. Var. Bunlar ayak içiymiş, anladın mı? Evet. Al bunu da takıver o tarafa. İçe doğru mu bakacakmış o gene? Hı hı. Ay, o deliği kapatmak için şey plastikmiş ha? Ha, bunlar da ayak. Ayak bunlarmış işte. Ne kadar değişik. Ondan sallanıyor demek ki. Ay, resimde de zaten var baksana ya. Biz anlamamışız. Resimde de ayaklarında hep siyah plastikler var. Bak, çok güzel, tamam.
Diğerleri nereye taktık? Sallanmayacak şimdi. Sabaha kadar oynarız bununla. Oraya çıkartalım. Vallahi bir şey kıracağız 40 yıla bir. Diğerine hiç dikkat etmedik böyle şeylere. Sen bunu kessene bıçakla. Şöyle aparatlar. Şurada hemen bir kesi verelim. Anne. Ay. Evet kızım gel. Elbisenin altına etek giymiş. Anne. Bu babanın kızım. Al. Al bakalım. Bu biraz daha yüksekmiş diğerinden. Evet. Farkında değil misin? Evet. Yüksek. Senin kulunu oynama tamam mı? Üstüne düşer. Evet arkadaşlar bizim için yemek saati geldi. Şöyle yoğurt da koydum. Pilavım da pişti. Şimdi sofrayı hazırlıyorum. Çocuklar çok acıkmış. Zeynep de daha yeni uyandı. Böyle geç yatınca geç uyanıyor. Artık gece kaçta yatar bilmiyorum. Arkadaşlar biz akşam keyfi için hazırlık yapıyoruz. Murat dizi açtı. Dizi izleyeceğiz şimdi. Bu Bediye ablanın getirdiği şokolatalardan yapıyorum. Böyle sıcak çikolata. Yanına da bunları Murat çok seviyormuş. Bu cipslerden koydum. Ali uyudu. Çok yorulduğu için erkenden uyuyamaz. Zeynep nerede? Onu da artık ben bir düzene sokacağım ama öyle uykusu geçe kayarsa eğer uyutmamayı düşünüyorum. Yoksa gece tam 10 ve 2 arası büyüme hormonları çalıştığı zaman Zeynep ayakta. Onun için onu da es geçmeyi düşünüyorum eğer öyle olursa. Akşam 5'e doğru falan uyuduğu zaman uyutmayacağım bir daha. Gece öğlen uykusu. Zaten bir dahaki ay 3 yaşına girecek. Ali valla 4 yaşına kadar öğlen uykusu uyumuştu. Bilmiyorum bakalım Zeynep erken bırakacak galiba öğle uykularını. O zaman da sabah erken kalkar akşam erken yatar olsun. Zaten her türlü erken kalkıyorum ben. Neyse sizlere de burada veda edeyim artık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.